Merhabalar. Son konuşmacıyım. Bundan sonrası yok. Herkes yemek yemeye gidebilecek. Beklemek zor, konuşmak istiyor insan. Bu arada benim anlatacağım her şeyi anlatmış oluyorlar. Çok değerli, ilham veren konuşmacılar vardı bugün. Benim hikayem 4'e bölünecek. Umarım sonunda yeniden doğuşa bağlayacağım. Yani umuyorum en azından. Ben Artvin'in Arhavi ilçesinde doğdum. Şu an sanatçı olarak size yeniden doğuşu anlatacağım en sonunda. Ama en başında bugün hala çocukken yaptığım şeyi yapıyor olduğumu anlatacağım. Yani benim orman içinde bir evde doğdum ve TRT1 vardı o zamanlar. Siyah beyaz bir televizyonda silahlar görmüştüm. Sonra dedim ki bu silahları biz de yapalım. Yani kovboy filmleri olurdu. Sonra o silahlardan yaptım. Ama gerçek boyutlarında. Çocukken herkesin oynamak isteyeceği şeylerdi bunlar. Sonra baktım sadece bende var. Arkadaşlarım için de yaptım. Sonra birlikte oynamaya başladık. Arazinin bir yerinde kil vardı. Kil ve normal toprak birbirinden farklıdır biliyorsunuz. Sonra o kille oynamaya başladım. Dedem inşaatçıydı. Her yerde çiviler vesaire nerede bulursam oraya bir şeyler çakmaya başlamıştım. Ahşaptı evler veya arazide çok da ahşap var, ağaçlar. Onu bunu kazımaya, onu bunu yontmaya başlamıştım. Sonra ilkokul. İlkokula gittim. Çok şanslıydım. 6 kız 6 erkeğin olduğu bir sınıftaydım. Böylelikle her şeyi konuşabiliyorduk. Ve çok şanslıydım. Sayın hocam da o zaman dersleri kitaptan okutmak yerine birlikte tartışarak öğretme yolunu seçmişti. Çok şanslıydık. Sonra dediler ki spor yapsın çocuklar. Futbol takımı kuramadık. Çünkü 6 kız 6 erkektik. 6 kişinin yapabileceği sporlar yaptık biz de. İşte voleybol takımımız vardı. Sonra atletizm yapıyordum ben. Çok hızlı koşuyormuş bu çocuk diyorlardı. Beni yarıştırıyorlardı. Okulun tiyatro kulübü vardı. Ve tiyatroda ilk rolüm muhtardı. Ve bir muhtar çakmağım vardı, hiç unutmam. Ben sigara içmiyorum, o yüzden muhtar çakmağı çakmak bende mesele. Yani demek ki o yaşta Allah'tan o çakmağa alışmamışım. Daha başka bir sürü şey de var herhalde. Yeri geldikçe anlatacağım ama sonra folklor oynamaya başladım. Folklor devam etti. Sonra orta 1. sınıfa kadar Artvin'deydim. Sonra 1. sınıfta ortaokula gittiğimde dediler ki folklor için seçmeler var. Ben de çok utangaç bir çocuktum. Kenarda duruyordum. Dediler ki sen niye geldin? Ben dedim bunları biliyorum. Nereden biliyorsun dediler. Ben dedim ilkokulu bunları oynayarak geçirdim. Peki dediler sen gel. İşte folklor oynamaya başladım. Sonra kalabalık bir sınıf oldu şükür. Beni futbol takımına aldılar. Spor yapmaya devam edebildim. Bir enstrüman çalayım diye çok istediler. Ben de çok isterdim. Çok içimde de kaldı ama maalesef çalamıyorum. Sonra bunu da nasıl döndürdüğümü anlatacağım. Uzunca bir süre hemen hemen her şeyin ilkokuldayken veya daha çocukken tadına bakma, birçok şeyi deneme şansım oldu. Sonra Ankara'ya geldik ailemle. Burada işte okul hayatım devam etti. Liseden sonra üniversitelere kayıt yaptırdım ama olmadı. Gitmek istemedim, okumak istemedim. Mecburen kayıt yaptırmam gereken durumlar oldu. Ama orada da çalışıyordum. Tezgahtarlık yapıyordum Ankara'da. Hayatımı böyle kazanıyordum ama bir yerde diyordum ki ya benim bir şey olmam lazım, bir şey olmam lazım. Annem beni Hacettepe Üniversitesi'nin sınavlarına götürmüştü, yetenek sınavlarına. O götürdüğü senelerde ben kazanamadım sınavı. Daha sonra çalışmaya devam ettim. Sonra bir anda yani hayatın içinde olduğunuzda işte ben henüz okumadım ya veya işte okulu bıraktım demek zorunda kaldığınız durumlar olurdu. Tezgahtarlık yaptığım dönemde dans etmeye başladım. Yani bir dans kursuna gidip birkaç arkadaşımla beraber biz dans etmek istiyoruz dedik. Yani şans işte. Ülkede dans etmek isteyen erkek yokmuş. Hala da yok galiba ama yani buna üzüleyim mi, sevineyim mi bilemiyorum. Ondan sonra dediler ki ya böyle şaşkınlıkla karşılandık. 3 kişi o kızı bırakıyoruz bu kızla, bu kızı bırakıyoruz o kızla. Allah Allah falan. Ulan ne güzel işmiş falan diyorum. Yani hakikaten ben de gülüyorum şimdi sizin gibi. Ondan sonra baktım yani ve insanlar ama aynı soruyu devam ediyorlar. İşte sen ne yapıyorsun diyorlar. Tezgahtarlık yapıyorum diyorum. Böyle insanlar yani yüzleri değişiyorlar. Yani hani o an anlamlandıramadığınız şeyler yaşamaya başlıyorsunuz. Sonra bu güzel sanatlar meselesine geri döndüm ve sınava gittim ama hiç param yok. Kursa gitmem lazım. 5 arkadaşım benim için gidip 2 aylık kurs ücretimi yatırmışlar. 5 arkadaş. Ve beni oradan geçiyormuş gibi yapıp kursa götürdüler. Ve ben kursa başladım. 2 ay boyunca hiç görüşmedik. 2 ayın sonunda Hacettepe Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümünü kazandım. Tek tercih yaptım. Çünkü bunun bir sebebi olmalı. Yani niye insan 5 tercih yapabilecekken tek tercih yapar? Evet. İşte bu benim çocukluğumla ilgiliymiş. Çünkü heykel bölümünde ahşap kesersiniz, metalle oynarsınız, taş yontarsınız, çamurla oynarsınız, çizersiniz ve bulabildiğiniz her malzemeyle, bir şey çizmek istersiniz, bir şey yontmak istersiniz, bir şey üretmek istersiniz. Tam benlik yermiş. Hayatımda oturup da bu kadar şaşkınlık yaşadığım başka bir dönem yok. Dedim ki Allah'ım bu kadar mutlu olabilir miyim acaba? Yani insan yaptığı şeyden bu kadar mutlu olur mu ya dedim. Yani Allah Allah. Şimdi bunu birine söyleyeceğim. Diyecekler ki oğlum kafayı mı yedin? Allah Allah. Yani anlatamıyorum da ama kendime de anlatamıyorum. Bu mutlulukla geçti. Tabii çocukluğumda geçen şeylerin bunlar olduğunu ve bunların bunlara dönüştüğünün farkında değilim. Sonra sanat okulunda okurken heykelin şöyle benim de kendime düstur edindiğim bir tanımı var. Basitçe bir tanım aslında. Kim söylemiştir, nasıl söylenmiştir bilemiyorum. Belki okuldaki hocalarımdan duymuşumdur. Bir şeyle bir şey anlatma sanatı. Şimdi şey deyip duruyor bu sanatçılar. İşte bu şeyin ne olduğunu anlamaya başladığınız dönem belli bir zamanı geçirdikten sonra bu fakültede fark ediyorsunuz ve diyorsunuz ki Allah Allah ben bunları sanki daha evvel yapmıştım veya işte dejavu denilen şey size yapmışlık hissi veren daha önce tecrübe etmiş olduğunuzu hissedeceğiniz şeyler olmaya başladı ve fark ettim ki ben bunları yapmayı çok seviyorum. Bunlar benim hayatımın kuruluşu aslında üzerine kurmuşum bunun bu tecrübelerin üzerine kurulu hayatım. Üniversite dönemi zordu. Kardeşim de burada biz pazarcılık yapıyorduk sosyete pazarında. Tezgah açıyorduk ve pazar bunu yani şey için söylemiyorum acitasyon için çok sıcak para kazanılabiliyordu ve benim annem terzi ve ben kumaştan anlıyordum. Onlarla büyüdüm. Ama başka meraklarım da vardı. Annemin o ayaklı dikiş makineleri vardır. Evet. Onların böyle kayışını çıkartırsınız böyle direksiyon olur şeyleri. Bunlarla araba olduğunu hayal ederek onunla vakit geçirirdim. Sonra kendi kıyafetlerimi kumaş alarak kendim çizmeye başladım. Annem bunları dikiyordu. Onları giyiyordum. İnsanlar "Aa bunu nereden buldun?" diyorlardı. Bunun motivasyonunu ister istemez ego demeyelim de o zaman egonun ne olduğunu bilmiyor insan. Nasıl yaşandığını bilmiyor. Ama kendim üretebileceğim ve sadece bende olmasını isteyeceğim şeyler üretmeye başladım. Heykel bölümündeyken dans da ediyordum aynı zamanda. Bir dans tiyatrosu, özel bir dans tiyatrosuyla Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 6-7 sezon kadar oyun oynama şansım oldu. Yani sahneyi orada deneyimledim ve bir tiyatro. Bu arada gördüğüm ustalardan öğrenme, onlarla aynı sahnede olma veya dans etme veya bir ışık düzeni nasıl olur, bir koreografi nasıl yapılır bunların hepsine şahit oldum. Şimdi gelelim sonra bunlar ne oldu? Okul bitti. Ben okul bittiğinde sadece bir tek şey yapmamam gerektiğini, deminden beri sayıyorum ya, her döneminde başka bir sürü şey yapmış biri. Artık tek bir şey yapar mı acaba, yapamaz mı diye düşünmeden o araba hayalini, yani Ford Otosan'da, Türkiye'deki tek dizayn stüdyoda clay modeler olarak çalışmaya başladım. Tasarımcı bir arkadaşımla beraber başvurduk, staj yapmak üzere kabul edildik. Bir sene sonra da işe başladık ve kendi işimi yaklaşık, yani ben başladığımdan beri yapan benim dönem arkadaşlarım var. Şu an Ford'da onun dışında kimse yoktu Türkiye'de. Belki ismini bile ilk defa duydunuz. Bu fuarlara gittiğinizde kil modeller görürsünüz. Araçların kocaman birebir kil modelleri. Onları yapıyorum. Prototip araçlar üretebiliyorum. Ve bunları 3 boyutlu ve heykelde öğrendiğim veya çocukluğumda yonttuğum o ağaçtan başlayarak, kendime eklediğim yerden sonra artık başka bir şeye dönüştürerek yapıyorum. Okulda öğrendiğim çok şey tabii buna hizmet ediyor. Sonra okuldayken dans ediyorum, dans eğitmenliği yapıyorum, koreograf asistanlığı yapıyorum, koreograflık yapıyorum. Bir yandan bir şeyi kavram olarak artık irdelemeyi, sürüklemeyi öğreniyorum. Yani detaylara takılmadan onun gerçekte bir kavrama karşılık geldiğini ve bu kavramın bize ne yaptığı üzerine okuyorum, yazıyorum, heykel üretiyorum, iş üretiyorum. Ve sonra dedim ki bunların hepsi nasıl birleşmeli? Performans denilen alan gözüme çarptı. Ve bu ilk performansımı okuldayken yapmıştım. Tabii ki sahneye çıkıyorum, dans ediyorum vesaire. Bunun dışında bir sahnede heykel yapmaktan bahsediyorum. Dans ediyorum, müzik çalıyor, bir performans var, bir kavram anlatılıyor ve ortaya bir sanat eseri çıkıyor. Şu an hala performans yapıyorum. Atölyemde heykel üretiyorum, hala demir dövüyorum, ahşap yontuyorum, çamurla modelliyorum. Ve her yeni gün çalışmış olduğum işle beraber 2 tane profesyonel işim var şu an. Biri şu an Ankara'da Hidromek firmasında dizayn stüdyoda kil model stüdyosunun sorumlusuyum. Aynı zamanda da kendi atölyem var ve zamanımı çok doğru, her saniyemi çok doğru kullanmaya çalışıyorum. Aynı anda 5 şeyi birden düşünüp 3 şeyi birden yapıp ve sürekli planlayarak her zaman yeni bir şeyin peşinden gitmeye çalışıyorum. Yeni bir fikrin peşinden gitmek istiyorum. Sahip olduğum her şeyle geldiğim yer, kendimi dönüştürdüğüm yer burası. Buradan sonra ne yapacağımı, bu bilgiyi neye dönüştürdüğümde işte birazdan yeniden doğmaya bağlayacağım. İstanbul'da olduğum dönemlerde hafta sonları bir restoranda çalışıyordum. Şimdi İstanbul'da olanlar bilirler, Abrakadabra diye bir restoran vardı. Sahibi de hem sanat ve food art üreten bir arkadaşımdı. Ben daha sonra arkadaşım oldu. Orada çalışmak için parayla anlaştım. Anlaşmanın tam sonunda dedim ki benim hiç param yok. O zaman dediler ki sabah erkenden gelirsin, stampajı sen yaparsın. Tamam dedim. İzmit'ten kalkıp sabah 6'da otobüse binip İstanbul'a gidiyordum. Gece 1'e kadar çalışıyordum. Dönebilirsem o gece, dönemezsem ertesi gün geri evime dönüyordum. Ama bir gün biliyordum ki bu bir şeye dönüşecek. Şimdi sergilerimde veya karma sergilerde food art yapıyorum. Evet, bir şeye dönüşüyor. Ve Ford'da çalışırken yine akşamları bir ustaya daha doğru anlatabilmek için 15 gün boyunca işten çıkıp tornacıda çalıştım. Bir şey kendisinin doğru bilgiyi doğru insandan almak gibi bir düstur edinmişim. Ve onun peşine gitmek, onu doğru almak ve bunu bir şeye dönüştürmek üzerine kurulu bir hayatım var. Gelelim yeniden doğmak kısmına. Ben bir heykel sanatçısı olarak veya bir performans sanatçısı olarak veya bunların hepsini bir arada düşünebilen veya kendine bu disiplini katmış biri olarak hepsinden biraz değil. Belki hepsini de kendimde, yani kendimdeki barındırdığım bu bilgiden yola çıkarak bir şeye dönüştürmek istiyorum. Yani dönüştürdüğüm her an yeniden doğuyorum. Benim için yeniden doğmak, bir şeyle bir şey yapmak. Bir fikri yeniden doğurmak, her doğduğunda yeniden doğar insan. Ki kadınların bunu çok iyi biliyor olması lazım. Doğum yaptıklarında yenileniyor birçok şeyi ve insan ömrünce defalarca tekrardan yenileniyor. Benimki de aynen böyle. Bir fikri doğurmak, bir fikirle beraber doğmak şu an yapmak istediğim tek şey. Tabii tasarım yapıyorum. Tekstil tasarımı da yapıyorum. Endüstriyel tasarım işler de yapıyorum. Mobilya tasarımı da yapıyorum. Heykel de yapıyorum. Çünkü bunlar benim, performans da yapıyorum. Bunlar benim bünyemde barındırdığım şeyler. Yani kimseden çalmadan, kimseden görmeden, kimseden etkilenmeden, kendimden hareket ederek yeni bir şeyin peşinden gitmek istiyorum. Ve her yeni fikri bulduğumda da yeniden doğduğuma inanıyorum. Şimdi size küçükçe, basitçe bir heykel yaratırken nasıl doğduğunu anlatacağım. Son şeyim bu. Zaten sürem de ona yetecek. Aklınıza bir hikaye geliyor veya bir yerde bir hikaye duyuyorsunuz veya birinin bir cümlesini duyuyorsunuz veya herhangi bir gazete haberinden, bir televizyon haberinden, bir internet, bir gelen posttan herhangi bir şeyden etkilenip "Aa baba bu nedir?" diye sormaya başladığınız an bunun neyle ilgili olduğunu soruyoruz ve bu gerçekte hangi kavrama denk gelir? Bu bizi nasıl etkiler? Veya bu kavramla bugüne kadar neler yaşandı? Filozoflar, sosyologlar, aklınıza gelen birçok insan bunun için bir şeyler söylemiş. Araştırmaya başlıyorsunuz, derinlemesine gidiyorsunuz. Ve gerçekten düşünmeye başlıyorsunuz. Yani düşünmek dediğimiz şey gündelik hayatta yaptığımız şey değil. Gerçekten üzerine çıkıyorsunuz, derinleşiyorsunuz, peşinden sürükleniyorsunuz ve sonunda ona plastik olarak denk gelecek. Yani bugün bir heykel veya bir resim veya herhangi bir obje üretebileceğiniz bir noktaya varmaya çalışıyorsunuz. Bu noktaya varırken, bu derinlemesine düşünürken böyle... O sanatçının sancılı dönemi denilen şey, sancı biliyorsunuz doğumda oluyor. Hani daha çok ilk kulağımıza gelen şekliyle. Ama o sancılı dönem başladığında yeniden bir şey, bu fikre karşılık gelen bir şey bulmanız lazım. Bilinçaltınızı derinlemesine taramaya başlıyorsunuz. Gerçekten düşünmeye başlıyorsunuz. Düşünüyorsunuz. Sonra bir gülümseme geliyor yüzünüze. Bulacağınızı anlıyorsunuz. Yani bulacağım da nerede? Böyle etrafa boş boş bakmaya başlıyorsunuz. Bir şeyle karşılaşayım, o karşılaşmadan çarpılayım ve bir şey bana bunu hatırlatsın. Bulayım, bekleyeyim. Sonra herhangi bir şey oluyor. Normal hayatınıza devam ederken ışık yanıyor. İşte o an doğuyorsunuz. Doğuyorsunuz ve böyle bir huzur geliyor üstünüze. Gülme devam ediyor. Bu bende gülme oluyor. Başkasında başka bir şey de olabilir. Ama ben gülüyorum. Ve gülüyor ve o gülme işte bir şeyi bulmanın ve bir fikirle yeniden doğmanın anı işte böyle. Ama korkuyorsunuz da bir işe başlarken acaba her gün yaptığınız şeyi tekrar yapabilir miyim diye. Bu korkudan da güç almayı öğreniyorsunuz. Korkmazsanız sanki yani evet bu gücü içinizde tutup bu korkuyla bunun üzerine gidip yeni bir fikre ulaşmanın yollarını arıyorsunuz ve hepimiz gidip bir yerlerde bir şeyler görüyoruz ve bunun üzerine düşünüyoruz. Biz yani ben sanatçı olarak bir fikri ortaya çıkartmak, bir fikri doğurmak ve bir fikirle yeniden doğmayı başardıktan sonra artık onunla olan ilişkim bitiyor. Bundan sonra o fikirden, o plastik objeden artık sizin yeniden doğmanız başlıyor. Siz onunla karşılaştığınızda o size başka bir fikir anlatıyor ve siz yeni bir fikri orada görüp ondan etkilenip yeniden doğuyorsunuz. Böylelikle bu serüven devam etmeye başlıyor. Bu bir zincir haline geliyor ve bir sanatçı doğmaya devam ediyor kendi hikayesiyle. Ben çok şanslıyım. Çocukluğumda yaptığım şeyleri bugün hala aynı şeyleri yapıyorum. Hala aynı şeyleri yapıyorum diye bana para veriyorlar bir de. Bunları satın alan insanlar var. Bunları takip eden koleksiyonerler var. Bu tasarımları beğenen, bunlar için övgüler aldığım durumlar var. Bu çok keyif verici ama bunlarla yetinmek değil veya bunlarla tatmin olmak değil hedefim veya bunlar da değil hedefim. Hedefim sürekli düşünmek, yeni bir şey görmek, yeni bir şey üretmek ve yeninin peşinden koşmak ve zamanı çok doğru kullanmak. Çünkü en kıymetli şeyin de zaman olduğunu anlıyorsunuz. Bu kadar süre içerisinde umarım hepimiz zamanımızı çok iyi kullanır ve yeni bir şeyin peşine, bir şeyi bir şeye dönüştürmenin peşine koşarız. Teşekkür ederim.